Adını söyle. Mehmet Haşim Şimşek. Mehmet Haşim Şimşek. He's an agricultural, well, he's an agronomist from horticulture department. He's a farmer plus, he's basically a consultant in Antioch and also in Uzbekistan. Where's your farm in Turkey? Yeah. Where's your farm in Turkey? Türkiye'de çiftliğin nerede? Hatay'da. In Antioch. Antioch, south of Adana, near the Syrian border. Fakat işte danışmanlık yaptığım. Well, mesela. Let's say central south Turkey. Okay. And how many acres or hectares do you farm? Kaç hektarda çiftçilik yapıyorsun? Benim kendi bahçem nispeten küçük. Benim kendime ait bahçem 15 hektar. My personal orchard is 15 hectares. Toplam grubumuz 400 hektar. But I take care of 400 hectares. Bunun içerisinde Özbekistan'la birlikte toplamda 2500 hektar. And if you include Uzbekistan, the total is 2500 hectares. So it's quite large. What products are you using? What products are you using? Hangi ürünleri kullanıyorsunuz? And then, you know, specifically the Huma Gro products, and then what crops are you using them on? What crops are you using them on? Hangi bitkiler üzerinde kullanıyorsunuz? Kayısı, şeftali, nektarin, kiraz, elma. Yavaş. Kayısı, erik. Apricots. Erik. Erik neydi ya? Plum. Plums. Şeftali. Peaches. Kiraz. Cherry. Cherry. Ve elma. Apple. And apples. Hangi ürünleri kullanıyorsun Huma Gro'nun? Huma Gro'nun ürünlerinde başlangıç olarak tabi Breakout'la başlıyor. Breakout. Yaprak grubunda. Foliar application. Breakout, Vitol. Vitol. C-Phos. C-Phos. Toprak grubunda Super-Phos. And drip irrigated Super-Phos. Super-K. Super-K. Super-Nitro. Super-Nitro. Bu kadar. That's yani, about it. Spesifik kullandığımız ürünler bunlar. Yeah, and stone fruits, he says. Tabi bunun arasında, program arasında 44 mak ve Huma Gro kalsiyum da ekleniyor. Of course, we also use 44 magnesium and calcium, Huma Gro calcium. Okay. And then as far as using those products on the crops, do you have any specific stories or successes that you've had? Can you tell us kind of the rates, how you did it, you know, what the application rates were, and what the outcome was, and those things? Besides using those products, do you have any other success stories that you want to share with us? Bu ürünleri kullanmanın yanı sıra anlatacağın bize böyle başka bir başarı hikayesi, hoşumuza gidecek bir sonuç var mı? Elbette. Of course there are, he says. Taş çekirdeklerde, özellikle especially stone fruits, especially on apricots. Genelde yaşanan büyük problem vardır. There is a big problem with apricot growing. Birincisi pek çok çeşit yan dal yapmak istemez. He says many of the apricots do not want to have side branches. Breakout'un bu konuda çok üstün bir başarısı var. Breakout has excellent results in that matter. Fakat bununla birlikte kayısı özellikle homojen çiçek vermekte ve sıcak soğuk stresinde bu çiçekleri muhafaza etmekte çok zorlanır. Apricots also have this big problem of having uniform flowering at the same time and also having heat and cold stresses. Breakout özellikle çiçeklenmeden önce kullanıldığında, iki uygulama tamamlandığında, especially if when we use breakout right before the flowering stage, herhangi bir dış müdahaleye gerek kalmadan yan dal yaptığını ve tüm çiçekleri homojen açtırıp bunları sakladığını gördük. We saw that breakout did end up with having uniform flowering and fruits. Örneğin bundan 2 yıl önce Türkiye'de, as like example 2 years ago in Turkey, Şubat ayında 26 derecenin üstünde sıcaklıklar yaşadık. In February we had temperatures above 26 degrees Celsius, which is abnormal. Ki kayısı da 24 derece üzerinde döllenme biyolojisi yavaşlar. It says the apricots have problem when it goes over 24 degrees Celsius. 26 derecenin üzerinde tamamen durur. After 26 degrees Celsius it stops completely. 19 Şubat'ta 28 santigrat derece yaşadık.
It says on February 19 we had 28 degrees Celsius temperatures, which is unusual. Normalde tüm çiçekleri kaybetmem ve o yıl hiç meyve almamam gerekiyordu bölgemde. In a usual year, like in a usual situation like that, I would never get any fruit. But he says. Evet, fakat breakout kullandığım bahçe, iki uygulama breakout kullandığım bahçelerde. When in orchards where I used two split applications of breakout. %50 civarında bir meyveyi saklayabildim. I kept 50% of the fruit, which is excellent, he says. Ve o yıl biz diğer bahçelerin yaklaşık iki katı fiyatına meyve satabildik, hiç kimse de meyve olmadığı için. He says since there were no crops available in our neighbors and all. We sold it for twice the. Bir de C-Phos için ekstrem bir durum var. And also we have an extreme case for C-Phos. Daha doğrusu özel bir tespit. Tüm taş çekirdekliler %35 çiçeklenme dönemine kadar hücre böler. Hücre sayısını arttırmaya çalışır. It says all stone fruits they go for 35%. Evet. %35 çiçeğe kadar. %35 çiçekler açana kadar. Oh, okay. They got they have cell division until 35% of their fruits flower. Ve bu noktadan sonra mevcut oluşturduğu hücreleri büyütmeye devam eder. And after that stage, it does want to make those flower, I mean, evet, those fruits larger. Bu dönemde ancak çok özel kalsiyumlarla hücre bölmesini arttırabilirsiniz. Yani gerçekten. It says you need some special calcium to increase cell division. C-Phos hem içerdiği kalsiyum hem fosfor nedeniyle. %35 çiçeğe kadar, yani bu döneme kadar bir uygulama yaptığımda normal kalsiyumlara karşı yaklaşık %10, %12 civarında daha iyi meyveler elde edebildiğimizi gördük. By using C-Phos, I had like 10 to 12% larger fruit than compared to conventional applications of calcium. Bunu özellikle nektarin, şeftali ve kayısıda yaşıyorum. I especially observed this in nectarines and peaches and apricots. Sadece C-Phos uygulamasıyla %12 daha iri meyve elde edebiliyorum çiçeklenme döneminde. It says just by using C-Phos I get a 12% larger fruit compared to others. What's the application rate that you use on the C-Phos? What's the application rate you use on C-Phos? C-Phos'ta kullandığın uygulama miktarı nedir, dozu nedir? 1 ton suya 1 litre. 1 liter per ton of water for your application. And then when you use the breakout on the apricots, what was your application rate there? What was your application rate of breakout in apricots? Kullanım dozu. Şu kullanım dozun neydi şeyde, kayısıda? 1 ton suya 2,5 litre. 2.5 liters of breakout per ton of water. Pembe tohumcuk döneminde 2 litre. Then later on 2 liters per ton. Çiçeklenme başlangıcında 2,5 litre. Right before flowering 2.5 tons per ton. Ancak burada detay şudur. Bazı çeşitler, kayısının bazı erkenci çeşitleri pembe tohumcuk dönemiyle çiçeklenme başlangıcı çok hızlı yaşar. Bu dönemde pembe tohumcuktan daha erkeni almak icap eder. Erken kayısı çeşitlerinde uygulama dönemi çiçekten pembe tohumcuk değil, uyanma başlangıcı olmalıdır. In earlier varieties you have to apply it a little bit earlier, right even before flowering stage. Any other success stories or? Any other success stories? Daha başka başarı hikayesi var mı yaşadığın? Superfos'ta bir tecrübemiz var. I had an experience with Superfos, he says. Yine taş çekirdekler çünkü. Stone fruits, that's what I work on. Evet. Bölgemde çünkü hakim olduğumuz tüm çeşitler taş çekirdekler. Bunu anlattım. Bizim çalışma. Kayısıda ve şeftalinin bazı özel çeşitlerinde. In apricots and in peaches. Nisan 22 civarında ben hasat yapabiliyorum. I can have an harvest on April 21st and 22nd around that date. Fakat bunun şöyle bir sıkıntısı var. But we have this problem when you have an early harvest like that. O kadar erken hasat yapabiliyorsanız çok erken çiçeklenmeyi göze almanız gerekiyor. If you have an earlier harvest it means you have an earlier flowering stage. Çok erken çiçeklenme de çok soğuk havalarda, çok soğuk toprak earlier, koşullarında. When you have earlier flowering, it's under cooler conditions, colder yani conditions. 15 santigrat derecenin altında. Below 15 degrees Celsius. Fosfor uygulaması gerekiyor. So you have to apply phosphorus
before the temperature is 15 degrees Celsius. It's lower than 15 degrees Celsius. C-Phos haricinde bu soğuk toprak koşullarında bitkiye girmesini sağlayacak başka bir fosfor bulamadım. I do not have any sources of another source of phosphorus who would work under this cool conditions. 15 santigrat derecenin altına düştüğü yıllarda superfos uyguladığım bahçelerde herhangi bir sıkıntı yaşamadan I have no problem using superfos even on temperatures lower than 15 degrees Celsius. Çiçeklenme dönemini atlatabiliyorum. So I could go through the flowering stage with no problem. Fakat superfos haricinde fosfor kaynağı olan If I use another source of phosphorus, bu tip ekstrem yıllarda in extreme years like that, hep sezona I run into problems. Sezona problemle başlıyorlar. Okay. What's your application rate with the superfos? Superfos'taki uygulama dozu ne? What's your application rate with superfos? Vejetasyon başlangıcında 1 litre, hektara 10 litre. He says during the vegetation stage is 10 liters per hectare. Pembe tomurcuk döneminde pembe hektar, tomurcuk ne demek ya? Pembe tomurcuk çiçekler, çiçek taslakları oluşur. Fakat henüz çiçekler açmaz. Yani before the flowering stage. Çiçeklenme öncesi. Tamam, çiçeklenme öncesi. Çiçeklenme öncesi. Ondaki dozun ne? Hektara 5 litre. 5 liters per hectare before the flowering stage. Bir hafta sonra tekrar 5 litre. A week later 5 liters per hectare. Full çiçekte tekrar 5 litre. In full bloom. 5 liters per hectare. Yani vejetasyon başlangıcıyla çiçeklenme tamamlanana kadar 25 litre. So the total is 25 liters per hectare.